Manşete hoş geldiniz. Gül mü gülün geçin KC'sini yazdık. Abdullah Gül tartışmalarına değineceğiz anlaşıldığı üzere. Gerçi ben o tartışmalara değinmeden KC'ye yazdığımız ifadeden görüşümüz kanaatimiz anlaşılıyor ama gene de altını doldurmak lazım. Nedir bu hikaye? Femikon'un gündeme getirdiği... İşte Abdullah Gül Cumhur İttifakı'nın adayı olabilir mi gene filan. Abdullah Gül'lü formüller her defasında ısıtılıyor, her seçimde ısıtılıyor. Özellikle 2014'ten bu tarafa 7 sene oldu. Bitmedi ve Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan yaşadığı müddetçe de bu ısıtılacak gibi görülüyor. Bunun nedenleri var. Artı bunun olabilirliği ya da olup olmayacağı ihtimalleri var. Bütün bunların hepsine bakacağız. Ama ondan önce gündemdeki bir iki konuya... E, değinmemiz icap ediyor. Biri şu, e, Daily Mail gazetesinin e, pazar günkü Sunday Mail İngiltere'de yayınlanan e, nüshasında İngiltere Savunma Bakanı e, Wallace'ın bir makalesi yayımlandı. Ekrana da getirdim, gazetede çıktığı biçimiyle getirdim. Bu makalede Wallace isim vermeden Mülteci merkezleri kurulacağını söylüyor. Afganistan'da Taliban'ın iş başına gelmesinden ve yüz binlerin Afganistan'ı terk etmek için sıraya girmesi, hava, havaalanına koşuş, koşuşturmasının veya sınırlara yığılmasının ardından ee, ve e, bunun planladıklarını söylüyor. İngiltere Savunma Bakanı, mülteci merkezleri planladıklarını söylüyor. Bu İngiltere'de uzun zamandır özellikle son dönemde çok yoğunca konuş, yoğun bir şekilde konuşuluyor. İngiltere kendi eski koloni ülkelerine, Commonwealth denen ülkelere, bir takım adalara veya Afrika'daki bir takım ülkelere acaba kendi ülkesine gelen mültecileri gönderebilir mi? Oralarda mülteci adaları veya mülteci bölgeleri oluşturulabilir mi diye kendi ülkesine gelen İngiltere'ye Birleşik Krallığa gelen mültecileri de düşünüyor acaba bu artık bu ülke daha fazla mülteci kaldırmaz gelenleri biz veya gelen göçmenleri biz bu adalara veya daha evvel İngiltere'nin yönetiminde olduğu bölgelere karşılıklı anlaşma çerçevesinde hatta belki parasını da desteğini de vererek gönderebilir miyiz bu arayışta haliyle benzer bir şekilde İngiltere Savunma Bakanlığı Afganistan çıkışlı göçmenler için de benzer bir şeyi planlıyor veya düşünüyor ancak mühim bir ancak var bu haberi e, veren yani makalede e, Türkiye ve Pakistan yani bu mülteci merkezlerinin hangi ülkelerde olacağı bilgisi geçmediği halde makalede böyle bir bilgi geçmediği halde iki gazete yani makalenin yayınlandığı Daily Mail ve Guardian bu iki ülkenin Pakistan ve Türkiye olabileceğini kendi haberlerinde belirttiler. İşte Daily Mail'in e, internet sitesinden getiriyorum. Burada iki ülkeden bahsediyor. Pakistan ve Türkiye diyor. Fakat e, gene bunu tabii Savunma Bakanlığı'nın planları çerçevesinde böyle bir duyum aktarıyorlar ama onun ağzından aktarmıyorlar. Belli ki e, gazete muhabirleri veya editörleri veya haber merkezi bu mülteci merkezlerinin hangi ülkelerde olacağını Savunma Bakanlığı kaynaklarından soruşturdu veya bilmiyoruz hangi yolla elde ettiyse hükümet kaynakları veya istihbarat kaynakları bu iki, iki bu iki ülkenin Pakistan ve Türkiye olacağı. Aynı şey. Guardian gazetesinde de yayınlandı. İşte bu şekilde ee, savunma bakanının e, planlamasından bahsederken, bakın hemen ilk paragrafta e, İngiltere'nin böyle bir planlama yaptığı, yani sadece savunma bakanlığı değil, Birleşik Krallığının böyle bir plan e, planı olduğunu Afgan mülteciler için e, Pakistan ve Türkiye'de e, mülteci merkezleri oluşturulacağı. Ama burada da tabii şeye hemen arkasından da e, Savunma Bakanı'nın o açıklaması veya o makalesi konulunca iki bilgi birbiriyle örtüşüyor. Bu haberleri e, BBC Türkçe, e, İngiltere baş e, Savunma Bakanı'na atfen yayınlayınca Pakistan ve Türkiye Afganistan mültecileri için iki önemli mülteci merkezi olacak deyince aman işte yalandı falandı, falan filan büyük bir şey koptu. E, Vaveyla koptu. Doğrusu şuydu savunma bakanı mülteci merkezleri planlandığını söyledi İngiltere savunma bakanı ancak bunun üzerine giden gazeteler Guardian ve Daily Mail bu mülteci merkezlerinin Pakistan ve Türkiye'de kurulacağını haberlerini ne not düştüler BBC Türkçe'nin yaptığı hataysa Pakistan ve Türkiye'de mülteci merkezleri kurulacak kulisinin Wallace'ın yani İngiltere Savunma Bakanının sözü gibi aktarması oldu. Atıf problemi oldu esasen. BBC Türkçe'de bundan dolayı özür diledi. Fakat ortadaki vaka duruyor. Yani bu durum değişmedi. Yani şu anda Türkiye'de Propaganda Bakanlığı başta işte bak yalan haberle mücadele etmek lazım böyle de filan. Şimdi bu bir yalan haberle mücadele meselesi değil. Ortada bir haber var. Yani Savunma Bakanı mülteci merkezleri kuracağız diyor. İki büyük gazetede bu mülteci merkezlerinin Pakistan ve Türkiye'de kurulacağını söylüyor. Buna bakmanız lazım. Ha böyle bir şey yoksa, böyle bir şey yok dersiniz, yalanlarsınız, geçersiniz. Ama yarın öbür gün getireceğiniz sosyal medya tedbirlerine, işte bak biz yalan haberle mücadele için böyle yapacağız falan filan dediğinizde, yani e, yani doğrulama, teyit, yalanlama böyle şeyler vardır, açıklamalar yayınlanır, kulisler vardır. Ve bunlar serbestçe konuşulur. Serbestçe konuşuldukça hakikat ortaya çıkar. Ve ben şu anda hakikati orta, ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Ortada bir yalan haber yok. Ortada BBC Türkçe'nin haberi aktarmasında bir problem var. Doğru haber ne? Doğru haberi anlattım. Bakan iki mülte, bakan mülteci merkezleri kuracağız dedi. İki gazetede bu mülteci merkezlerinin Pakistan ve Türkiye olacağını söyledi. Siz asıl şuna bakın. Asıl burada bakılması gereken şey şu. Türkiye Pakistan liginde Türkiye bir mülteci merkezi olarak mülteci merkezi kurulması planlanan ülke olarak düşünülüyor. İçerideki Afganlara saldıracağınıza İçerideki mültecileri evlerine, memleketlerine, ülkelerine göndermeye çalışacağınızda ki bu mümkün değil. %5'ini 10'unu ancak gönderebilirsiniz. Kapıları tutacaksınız. Bundan sonrası için kapıları tutacaksınız. Avrupa nasıl ki kendi doğusuna duvar örüyor, sen de kendi doğuna duvar öreceksin ve işte bu mültecilerin kendi bende yeterince var deyip senin ülkene gelmemesi için veya başka ülkelere sevk etmek, müsait ülkelere sevk etmek için yol arayacaksın. Batı'nın yaptığı gibi. Dolayısıyla burada şimşeklerin şimşeklerin yöneltileceği yer iktidar, saray, 10 yıldır bu politikaları belirleyen Ankara. O gariban Afgan, Suriyeli şu bu falan değil. Evet. AKP sözcüsü demiş ki Türkiye bir göçmen kampı değildir, sınırlarına hakimdir. Bu tür lafları tersinden okuyacaksınız. Türkiye bir göç, göçmen kampıdır, sınırlarına da hakim değildir. Net. Ülkenin %10'u göçmen ülkesi olmaya doğru gidiyor. 80 milyonluk ülkenin şu anda 5-6 milyonu zaten Suriyeli ve biraz Afgan. 8 milyona çıktığında %10 olacak. Ve ülkesinin %10'u göçmen bir nüfusu batı dahil hiçbir ülke göğüsleyemez karşılayamaz. Entegre edemez onun nüfusuna. Demografi değişir. Çok şey değişir yani. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ee, AKP sözcüsünün laflarını tersinden okuduğunuz gibi bu tür konularda e, şimşekleri e, sınırlarınız içindeki göçmenlere değil de bundan sonra gelebilecek göç akınlarına falan e, çekmeniz gerekiyor. Dikkat çekmeniz gerekiyor. Şimşekleri oraya yöneltmeniz, oraya yönlendirmeniz gerekiyor. Bu da bir ülkenin tabi tabii hakkıdır. Ben yeterince aldım. Hatta fazlasıyla aldım. Tamam artık bunu da eritecek durumda değilim. Ekonomim de bir değil. Daha fazlasını da istemiyorum. Dediğim gibi batı duvar örüyorsa sen de duvar ör. Yani. Durum bu. Sınırlar kevgire dönmüş. Bir de işin, bir parantez daha açalım. Ciddi bir nüfus artışı var. Özellikle fakir ülkelerdeki nüfus artışı o nüfusun beslenememesi, o nüfusun gelir kaynağı bulamaması falan gibi sonuçları da beraberinde getiriyor. Orta Doğu ülkeleri, Afganistan. Afganistan neredeyse 40 milyona gelmiş nüfusu son dönemde iki katına çıktığı söyleniyor. Neyle geçinecek bu insanlar? Ne yiyecekler? Aş yok. Yani sadece güvenlik problemi değil, geçim problemi de var. Benzer bir durum Suriye için, Irak için, Mısır için, diğer Orta Doğu ülkeleri için de geçerli. Türkiye için de geçerli. Türkiye'de gelecek göremeyen insanlar neden batıya yelken açıyor? Daha iyi bir yaşam hayaliyle, çocuklarını daha iyi bir ülkede yetiştirmek hayaliyle. Bir de işin böyle bir tarafı var. Putin demiş ki yanı başımızda mülteci kılığında Afgan militan istemiyoruz. Batılı ülkeler kendileri için vize istiyor ama komşularımıza vizesiz Afgan mülteci göndermek istiyorlar. Evet alın ve kıyas edin. Yeni parti kurmuş Zafer Partisi Ümit Özdağ Kırşehir merkezde Afgan market sahibi Afganistanlı bir genç. Böyle de çaktırmadan hedef gösteriyorlar. Sonra da a canım yani oraya bir saldırı olursa aman aman ha ben bunu kastetmedim. Peki Bayram değil, seyran değil. Ne diye bu tweet'i paylaşıyorsun, bu fotoğrafı paylaşıyorsun, adres gösteriyorsun? Ya ne demek yani? Kırşehir Merkez, Afgan Market, sahibi de Afganistanlı bir genç. Fotoğrafı da bu, ahan. bu ne? Genel kültür hizmeti mi? Bu ne? Ya bunu niye yapıyorsun? Bu konuda bana maksadını söyle. Hedef göstermek değilse, İnsanları bunun üzerine kışkırtmak değilse ne senin hedefin? Profesör, doktor, lakaplı, Ümit Özdağ. Sonra da bunu paylaşınca yani bu bir toplumsal zarardır bunu paylaşmak toplum yani bu toplumsal zararlı falan deyince uzak durun falan deyince de sana saldırıyor, sana ne bileyim küfrediyor, hakaret ediyor. Evet bir cehalet var. Evet kuru milliyetçilik üzerinden öfke. Evet millette biriken bir öfke var. ve bana da yazıyorlar. Oradan konuşmak kolay. İşte efendim al evinde besle filan böyle şeyler. Bir kulağımızdan girer öbüründen çıkar. Oradan konuşmak kolay falan öyle de değil. Daha birkaç hafta evvel gördünüz. Her türlü infaz listesinde ismimiz geçiyor. İlk üçte, ilk beşte eğer rahatına, keyfine, işte efendim e, düşkün e, bir insan olsaydı veya işte efendim herhangi bir korkusu, herhangi bir çekincesi, herhangi bir, bir konuda bir e, karın ağrısı olsaydı e, bu yayınları devam ettirmeye çalışmazdı herhalde. İkincisi biz bu ahkamı orada kestiğimiz için çıktık ve burada da aynı ahkamı kesiyoruz. Ülkemize karşı bir sorumluluğumuz var. toplumun bu faşistlerden arınması gerekiyor ya da en azından seslerini kesip oturmaları gerekiyor. Evet her zaman varlar ama şimdi sesleri biraz yüksek çıkıyor. Niye? Ortam bunlara kaldığı için. Ortamı bunlara bırakmamak için konuşuyoruz. Bir gün Türkiye'ye dönme özlemiyle falan da değil. Ben 5 sene kadar evvel ailemle beraber Türkiye hayatımı sonlandırdım ve bir daha olmaması kararlılığında sonlandırdım. Dönme niyetiyle değil. Ziyarete gideriz o ayrı bu da bilinsin. Diğerleri ne düşünüyor beni ilgilendirmiyor. Sürgün değilim, kaçak değilim, firari değilim. Hasret, gurbet böyle şeyler yok. Evet, bir diğer enteresan konu Taylan Bilgiç paylaşmış. Merkez Bankası rezervlerimiz demiş Cumhurbaşkanı şu an 109 milyar dolar seviyesinde. Süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde 115 milyar doların üzerine çıkacak. Süreci tamamlanan işlemler ne biliyor musunuz? IMF'den gelen 6.4 milyar tutarındaki SDR. Herhalde IMF'den para geldi denmek istenmiyor. Evet. Süreci tamamlanan işlemlerle IMF'den 6.4 milyar dolar. Uğur Gürses de ekonomist buna dikkat çekmiş ve devamla da tamamlıyor. Süreç tamamlandı. Merkez Bankası'nın hesaplarına 6.4 milyar dolar IMF parası dün girdi. Toplam brüt rezervler 114.6 milyar dolara çıktı diyor. IMF diyemiyorlar. IMF'den 6.4 milyar giriş olmuş. Evet. Yalansa yalanla. Ama işte bu gerçeklerin bu biçimde dolaşıma girmesini engellemeye çalışıyorlar. Bir başka gerçek. Hakan Akbaş paylaşmış. Çinli konsorsiyum işte İca İnşaat'ın Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu projesindeki %51'lik hissesini 688,5 milyon dolar karşılığı almaktan vazgeçmiş. Çinli bir konsorsiyon Yavuz Sultan Selim Kuzey Marmara Otoyolu projesindeki %51'lik hisseyi yaklaşık 700 milyon dolar karşılığı almaktan vazgeçiyor. Sonra da işte Cumhurbaşkanı son açıklamasında yerli oto 2023'te yollarda falan demiş. Geçeceksiniz bunları ya. Yani otomobil yeni, o, Türkiye otomobili yeni keşfediyor yani. Yerli oto da havadaydı 2011 seçim kampanyasında. Yerli şey yerli uçak. Yerli uçağımız da havalardaydı. Bundan 10 sene önceki seçim kampanyasındaki billboardlar. Geçeceksiniz. Şimdi güncel tartışmaya dönelim. Güncel tartışma Abdullah Gül meselesi. Ahmet Takan bir süredir yazılarında bunu dile getiriyor. Korkusuz gazetesi yazarı. Ankara kulislerini iyi bilen isimlerden biridir. Refah Partisi muhabirliğinde de o Hürriyet'in Refah Partisi muhabiriydi yanılmıyorsam yan yana çalışmışlığımız var. Ahmet Takan'la tanışırız. Ve Abdullah Gül'ün sözcüsü özel elçisi demiş Fehmi Koru için. Ve işte Abdullah Gül'ün yeniden siyasete ısındığı, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ısındığı falan bundan bahsetmiş. Ve enteresan bir şey veriyor. Kulis veriyor. İstanbul'da Abdullah Gül'ün 4-5 çok yakın adamıyla birlikte çok özel bir toplantı yapıldığını söylüyor. Fehmi Koru'da dahil. Abdullah Gül bu toplantıya başta katılmamış, yemekli bölümüne dahil olmuş. Toplantıda neler konuştunuz? Abdullah Gül Cumhur İttifakı'nın adayı yapılması için hangi stratejileri tartıştınız? Ne kararlar aldınız? Erdoğan'ın özel sağlık durumu ile ilgili hangi özel bilgileri masaya yatırdınız? Ne hesap kitap yaptınız? Sen anladın onu Fehmi Efendi diyerek enteresan e, kulis bilgileri vermiş. Belli ki Abdullah Gül merkezli toplantılar, Cumhur İttifakı vesaire e, çerçevesinde dönüyor. Bu noktada e, Sedat Bozkurt e, paylaşmış. E, Femi Koru bir tez attı ortaya. Cumhur İttifakı'nın adayı Abdullah Gül olabilir mi diye sordu. Mesele yürüdü gitti. Erdoğan'ı hala tanımamış olanlar bunu ciddi ciddi tartışıyor. Erdoğan Gül'ü aday yapmaz. Kurduğu partiye üye yapmadı. Devamla Bülent Korucu 2007 yılında kerhen aday gösterdiğinde Abdullah Gül'ü vazgeçirmek için neler yaptığına dair çok sayıda tanık var demiş. Sedat Bozkurt da, Bozkurt da doğru olarak ek olarak e, Zaman Gazetesi'nin sürmanşetten yayınladığı aday olma uyarısı da var. Bunu acaba kim istemişti? Evet bunu Erdoğan istemişti ve o gün orada bulunan Zaman Gazetesi ve Hürriyet Gazetesi genel yayın yönetmenleri ertesi gün gazetelerinde e, Abdullah Gül'e aday olma ihtarını manşete veya sürmanşete çekmişlerdi. Evet. Kaderin tuhaf cilvesi demiş Said Sefa, Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ı piyasaya süren önlerini açan onları Erdoğan'a tanıtıp on, onlara kefil olan Abdullah Gül'dür. Erdoğan'ın Abdullah Gül'ün posasını çıkarıp onu bir kenara atarken kullandığı kişilerse bizzat Akar ve Fidan'dır. Evet. Erdoğan, Abdullah Gül'ü Cumhur İttifakı'nın adayı yapabilir gibi akla ziyan iddialar ortaya atılıyor. Erdoğan Gül'e su bile vermez demiş ve son kulis bilgisinde paylaşmış Said Sefa. Hulusi Akar Erdoğan'ın talimatıyla Gül'le görüşüyor. Konu Babacan ve Deva Partisi'nin Cumhur'a katılımını sağlama en azından sert muhalefet yapmalarını engelleme. Akar'ın ikinci ziyareti ise Erdoğan'dan habersiz oluyor demiş. Evet. Bütün bunlar enteresan. E, o arada e, Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığı da gündeme e, getirildi diye yazmıştı Ahmet, Hakan, e, Ahmet Takan, e, Abdullah Gül'ün yemekli o toplantıda. Temel Karamollaoğlu Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlarken Tayyip Bey hakikaten rahatsız. Sağlık açısından söylüyorum yürümesinden tutun konuşmasına kadar her noktada o da bir arayışın içinde. Çünkü hepimizin bir ömrü var. Yarın değilse öbür gün o da değilse daha öbür gün hepimiz bu dünyaya veda edeceğiz diyor Temel Karamollaoğlu. Evet. Bu son işte Erdoğan'ın bir dükkan ziyareti filan içeride böyle insanlarla çat kapı bir dükkan ziyaret edilmiş o dükkanın ne bileyim müşterileriyle oturulmuş gibi filan bir hava veriliyor ama aslında öyle olmuyor Erdoğan'ın attığı her adım planlanıyor tıpkı ağzından çıkan her kelime prompta yazıldığı gibi burada da görüyorsunuz korumalar yolu kapatıyorlar nereye gireceği belli kimlerin yanında oturacağı belli ve Erdoğan. Görüyorsunuz son derece ağır adımlarla ayaklarını sürüyerek e, karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor. Evet. Orada bir çit var e, ya da işte böyle bir bariyer var. Onu da atlayamıyor Erdoğan. Hay hayla alçak olmasına rağmen onun etrafından dönüyor ve görüyorsunuz son derece yorgun ve zayıf adımlarla işte bir dükkana doğru giriyor. Bütün bunların hiçbirisi yayınlanmıyor. Sadece oradaki bir vatandaş çekmiş işte paylaşıyor. Ama biz neyi görüyoruz? İşte Erdoğan bir dükkana girdi. Katmerci bu. Çengelköy'de işte o katmerci de katmer yedi. İşte yanına da işte efendim işte şeyler geldi. Bir çift geldi falan oturdular. Halkın içinde falan bir görüntü verdik. Bir PR çalışması. Bu PR çalışması çalışmaları oluyor ve bundan sonra da olacak. Peki sen ne düşünüyorsun bu şey konusunda? Abdullah Gül konusunda Kısaca onu da e, aktarıp e, bitireyim. Erdoğan'ın e, görüntülerini yeterince izledik. TikTok'ta paylaşılmış bu arada. O da zaten ekranın sağ alt köşesinde görülüyordu. Erdoğan için adeta kırmızı çizgi gibi 3 konu var. Bunu akıldan uzak tutmayın. Maalesef Türkiye'de yaşayan, hatta Ankara'da yaşayan e, siyasi çevreler ya da işte efendim gazeteciler 20 yıldır, 22 yıldır gözlerinin önünde olmasına rağmen Erdoğan onun geriye doğru yaptıklarını bile doğru okuma konusunda sorunları var yani bu, bunu net görüyorum ben bu kadar uzaktan görüyorum yani siz içeride nasıl fark edemiyorsunuz Erdoğan'ın kırmızı çizgi gibi takıldığı üç konu ve asla geri adım atmayacağı üç konu şu bir AKP genel başkanlığını bırakmaz Yer yer işte önümüzde AKP kongresi var. Erdoğan koltuğu Numan Kurtulmuş'a bırakacak. Yok Süleyman Soylu'ya bırakacak. Yok şuna buna bırakacak gibi kulislere asla kulak vermiyorum. Erdoğan AKP Genel Başkanlığı'nı Ahmet Davutoğlu'na bıraktığında ondan sonra emanetçi olarak Binali Yıldırım onu sepetleyip emanetçi olarak Binali Yıldırım'a falan döndüğünde bile o partili cumhurbaşkanlığını tesis etmeye çalışıyordu. Yani aman bir anayasa değişikliği yapalım da ben partinin başına geçeyim çünkü parti de elden gidiyor. Ya her şeyi, şube müdürlerini, daire başkanlarını dahi köşkte atayan bir adam partiyi başkasına bırakır mı? Erdoğan partiyi kimseye bırakmaz. Partili başkanlık, partili cumhurbaşkanlığı diye diye geldi. Ne soylu ne kurtulmuş ne öbürü ne bir, ne bir iki. Kendi kızına bile bırakmaz. Kendi oğluna bile bırakmaz. Bir. İki. Abdullah Gül'ü bir daha kapıdan sokmaz. Yahu 2014'te ya ne çabuk unutuyorsunuz. Abdullah Gül ne dedi? Son e, Çankaya Köşkü'ndeki veda resepsiyonlarından birinde "Evet, buradan inince dedi, köşkten inince partime üye olacağım." dedi. Ve Tayyip Erdoğan 2014 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığı birkaç gün içinde belli olmasına rağmen mazbatasını almadı ve şeye kadar AKP genel başkanlığını devir teslime kadar AKP genel başkanlığı ve başbakanlığı sürdürdü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etmeden bir gün önce kongreyi topladı. Akşamında Ahmet Davutoğlu'nu seçtirdi. Sabahında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitti. Başkanlık kürsüsünde mazbatasını aldı. Resmi gazetede yayınlandı az önce ve Cumhurbaşkanlığı yemin etti. Yani At değiştirirken bile inmedi attan. Onu demeye çalışıyorum. Atlar dört nala giderken bir attan diğerini atladı. Ve Abdullah Gül partisine dönemedi. Abdullah Gül parti üyesi dahi olamadı. Abdullah Gül'ün görevi bırakmasından bir gün önce kongreyi toplayarak bu işi bitirdi. Halbuki olması gereken neydi? Daha önce olduğu gibi. Özal döneminde de böyle oldu, Demirel döneminde de böyle oldu. Başka? Cumhurbaşkanı seçilirsin, siyasete veda edersin. Başbakan vekili götürür hükümeti. İşte ondan sonra da parti kongresi sen yeminini eder köşke çıkarsın veya saraya çıkarsın neyse. Sonra parti toplanır genel başkanlığı seçer başbakanı belirler sen de başbakanı atarsın falan böyledir. Özal'dan sonra işte Mesut Yılmaz Yıldırım Akbulut meselesi böyledir. Demirel'den sonra Tansu Çiller ve diğerleri falan böyledir. Abdullah Gül'e bu hareketi çeken yine Abdullah Gül ikinci kere aday olamasın diye Anayasa Mahkemesi'ne konuyu götürüp e, Abdullah yani Abdullah Gül bir daha karşıma çıkmasın. Kim? Tayyip Erdoğan. Yine Sedat Bozkurt hatırlatmış. 2007 yılında Abdullah Gül'ün ikinci kez adaylığına taş koymaya çalışıyor. İkinci kez adaylı hatırlayın 2007'de Nisan muhtırası yedikten sonra Abdullah Gül işte meclis seçemeyince e, Türkiye seçime gitmiş. Seçimden sonra da Milliyetçi Hareket Partisi barajı açıp parlamentoya girince ben oylamaya katılacağım demişti Devlet Bahçeli. Ve böylelikle Abdullah Gül Türkiye Büyük Millet Meclisi oylarıyla Cumhurbaşkanı seçilmişti. Ha, sonra anayasa değişti birkaç ay sonra Cumhurbaşkanı halkın seçmesi getirildi ve zaten bütün bunların yani Tayyip Erdoğan'ı halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı olarak başımıza getiren de o konu oldu. 2007 kırılması. Kırılma 2007'de oldu. 2010'da yetmez ama re evet referandumunda şunda bunda değil, hedef saptırmayın Bunu yapan da o günkü Anayasa Mahkemesi, o günkü Ahmet Necdet Sezer. Ahmet Necdet Sezer, e, 7 yılı dolduğu halde Cumhurbaşkanı vekiline koltuğu devretmesi gerekirken devretmedi ve üzerine 3-5 ay daha e, Çankaya Köşkü'nde oturdu. Unutuyoruz bunları. O günkü CHP'yi, o günkü Ahmet Necdet Sezer'i, o günkü Anayasa Mahkemesi'ni, Tülay Tuğcu Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı unutuyoruz yani o gün ikinci kez Abdullah Gül'ün adaylığına karşıydı. Tayyip Erdoğan ama Abdullah Gül o günkü karizmasıyla o gün daha 2007 yılıydı iktidardaki 5. yıl dolmamıştı. Ee, Tayyip Erdoğan hala işte Bülent Arınç'ın, Abdülhatif Şener yeni gitmişti, Abdullah Gül vesaire işte yani bu belli bir üçlü dörtlü saccayanın üstünde oturuyordu AKP. Bugünkü gibi güçlü değildi ve e, mani olamadı Abdullah Gül'ün tekrar aday olmasına. Ama şimdi Abdullah Gül'ü bir daha kapıdan sokmaz. Said Sefa'nın kulisinden anladığımız gene işte siyasette muhalefeti dizayn çalışmalarına bir şekilde Abdullah Gül'ü dahil etmeye çalışıyor. Ya onu yapabilir ayrı bir konu. Bir üçüncü konu iktidardan düşmek Erdoğan için ölümdür. Hayatta kalmak için de yapmayacağı şey yoktur. Herkes bunu kafasına sokmalı. Erdoğan için ölüm gerek olarak hem biyolojik hayatının sonlanması hem siyasi hayatının ikisi eş değerdir siyasi hayatı veya işte köşkteki saraydaki hayatı sonlandığında normal biyolojik hayatta sonar. Biyolo biyolojik hayatı sonlandığında aynı şekilde öbürü de. E, birlikte düşüneceksiniz. Hitler gibi. Birlikte düşüneceksiniz. Erdoğan için bir muhalefet, Erdoğan için iktidar sonrası bir emeklilik, Erdoğan için iktidardan sonra yurt dışında bir sürgün hayatı gibi şeyler yok. Bunu herkesin aklına tutması lazım. Bunları okuyamamak siyasi körlüktür. O kadar yıldır Ankara'da çalıştı halde bunları okuyamayan insanlara ben gerçekten şaşırıyorum. Bakın ne demiş Erdoğan son açıklamasında? Türkiye'yi aynen okuyorum. Türkiye'yi ülkesinin ve milletin felaketinden medet uman bir zihniyetin eline bırakamayız. Türkiye'yi ülkesinin ve milletin felaketinden medet uman bir zihniyetin eline bırakamayız. Seçimi kaybetsen bile gitmem şeyidir o. Ben kimseye bu ülkeyi bırakmam şeyidir o. Çıkışıdır. Ha nasıl olacak bilmiyorum nasıl olacağını ama kısa orta vadede kısa orta vade büyük fırtınalara gebe. İşte yürüyemediğini gördünüz biraz evvel gösterdim. Erdoğan'ın sağlığı iyi değil. Bundan sonra bir seçimi hangi kampanyayı nasıl yapacak hangi enerjiyle yapacak bilmiyorum. Ama gerçekten önümüzdeki aylar siyasi yönden çok mühim fırtınalara gebe. Onun zaten esintileri şimdiden gelmeye başladı. Gül mü gülün geçin başlıklı yayını böylelikle sonlandırıyoruz. Bir sonraki yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.